Bak şimdi ben bu kar topunu aldım. Bu kar topunu sana gö... Hay ayında mıyız? Al kardeş oynasın. Evet sevgili seyirciler, ben Kudüs'ün de Ebeşoğlu. Uzun zamandır ekranlarda yoktum. Neredesin, neredesin? Sensiz öteme bir şeye benzemiyor. Ya sen yoksa Kudüs'ü yoksa bu iş bir şeye benzemez. Falan gibi şeyler söyleyerek sonunda Önder Açıkbaşı bunalıma soktunuz. Sonunda pes etti. Evet baştan söyleyeyim, artık bip yok. Bip'e tövbe ettik. Tövbeyi istifrar ettik, kurban oldum Allah. Bir daha bize küfür etmeyi nasip etmez. Şimdi efendim. Nedir bugünkü toplantının nedeni? Efendim kardeşim, bugünkü buluşmamızın nedeni ÖTV'nin 52. bölüm konuşmasını yapmak. Önder geldi, yalakalık yapıyor bana. Ama nasıl yalakalık yapıyor? Abi ne olursa söyle. Abi ne olursa söyle. Abi sensiz bir şeye benzemez. Abi ne olursa söyle. La konuşma lan dedim. Yalaka, çık dışarı. Tamam yapacağım. Eldivenlerimi giydim çünkü nadir efendim. Kar yağıyor. Ulan size kar altında konuşma yapıyorum. Değen ne yapayım? Evet. ÖTV 52 haftalık macerasını devam ettiriyor. Allah'ımızın izniyle birçok değişik skeçle ekranlarda olmayı siz saygıdeğer seyircilerle kutluyor. Ben Kudüs'ü Tebeşoğlu. Önder fazlasıyla adam değildir. Ama benim delikanlılığıma güvenin. İlerleyen bölümlerde daha çok şeyler yaşayacağız. Peki Kudüs'ü bundan sonra ne anlatacak? Kudüs'ü ne anlatacak? Kudüs'ü bundan sonra dizi anlatacak. Misal Medcezir. Medcezir dediğin dizi nedir? Allah'ını severse sen söyle kardeş. Medcezir dediğin dizi nedir? Bir tane ototeypçi barodan bir tane avukata yanlıyor. Barodaki avukat gel lan seni eve götüreyim diyor. Evine gidiyorlar, bir bakıyor bizim ototeypçi böyle alçıpan abi yokşıklı. Böyle body de yapmış, o ara mahallelerde body salonu oluyor ya. Bunların işi gücü habire dombil dombil dombil. Ondan sonra gidiyor bakıyor ya, porselen kardeşim, duvarlar saten, karton piyerler, koltuklar kuş değil falan. Diyor ki haydir avukat, bu paranın suyu nereden geliyor lan? Sen nasıl böyle bir evde oturuyorsun? Avukat diyor ki sorma alçıpan kardeş, Sayın Ulusoy. Ben karı parası yiyorum. Yapıyor. Ulusoy diyor ki ulan sen nasıl adamsın ya? Kadının parasıyla sen iç güveysi yaşıyorsun. Avukat diyor evet ben bir iç güveysiyim. Hele arada bir karımın babası geliyor bana öyle ağır laf sokuyor. Ama bende yüz pas şey pas pas ben hiç gıkım çıkmıyor. Niye? Altımdaki araba oturduğum ev. Ondan sonra ototeypçi diyor ki sen de adam değil misin? Çıkıyor evden tam gidecek yanda bir tane sarışın. Ona sinyallanıyor, ne yapıyorsun lan diyor. Sarışın diyor ki ya lütfen. Diyor ki şşş ne haber yavrum abi falan yapıyor. Sarışın diyor ki ama benim bir sevgilim var. Hop üstünden geçiyor 45 dakika. Bir bakıyorsun bu bizim Ulusoy'la gezmeye başlamış. Hem onunla hem onunla. Ondan sonra zaten bunun abim abi de içeride. Anne de pavyonda bir tane herife vurulmuş. Herifi de anne vuruyor falan. İşte karman çorman. Kardeşim ilerleyen bölümlerde ne olacak biliyor musunuz? Bu avukat bu işleri bırakacak. Çok güzel bir menemenci açacak. Menemen. Tamam mı? Ondan sonra bu da body salonu açacak. Evdeki baba var ya asıl zengin paranın sahibi. O da kalpten gidiyor. Ondan sonra bir tane Şemnem Dönmez var. O da bir tane bale okulu açacak. Ondan sonra acıma yan evde oturan adı neydi bilmiyorum. Sarışın bir tane kızcağız. O da işte Allah verme. Ya Rabbi alışmış kudurmuştan beter. Bunun baba da iflas ediyor ya. İşte o da parayı bulmak için akıl almaz işlere bulaşacak. Bildiğin kardeşim aşkı memnu olacak. Bildiğin aşkı memnu daha ne diyeyim ya. Ya bu oynayan adamın adı neydi ya? Bu Ulusoy diye diyorum. Çağdaş. Çamaşır. Ne? Cemşit Ulu. Cemşit. Lan adı neydi ya? O yandakisin sarışın adı neydi ya? Böyle dizi işte. Hadi görüşürüz önümüzdeki hafta. Hadi ya hadi.